AKP politikaları gelgitli politikalardır. Yani 2002'den beri iktidarda bugün de geçmişi bütün başlıklarda tartışacak olursak ne kadar çok söz söyleyip vaatte bulunup bunların aksini yapan bir iktidar pratiği ve aklıyla karşı karşıya. 2011'de işte sözleşme imzalanıyor. opus kararı var. Bütün Avrupa hatta dünya bu meseleyi tartışıyor. Kadın hareketleri. Fakat Türkiye'de çok bir şey değişmiyor. Hani pratik yaşam içinde, hayatın olağan akışı içinde yani bir İstanbul Sözleşmesi imzalandı, İstanbul'da imzalandı. Kadına yönelik şiddet var olan hızıyla devam ediyor. İşte koruma mekanizmaları işlemiyor. Aslında önlenmesi gereken şiddet pratiklerinin önlenmesine dair iktidar bir irade ortaya koymuyor gibi birçok meseleyle boğuşuyorduk tabii ki. Yani bugün olduğu gibi biz sürekli bir muhalefet, işte mücadele ve kadınların şiddetsiz bir dünyada yaşaması için söylemlerimizi işte farklı alanlardaki mücadelemizi yürütüyorduk. 2019'da verdiğimiz önergede aslında bunu sorguluyor. Hani tamam iktidar AKP iktidar bu sözleşmeyi imzaladı ama ne yaptı sonrasında? Sözleşmeyi imzalamak yetmiyor. Bir de AKP'nin şöyle bir iktidar etme, yönetme biçimi var birçok uluslararası sözleşmeyi imzalıyor, altına imza atıyor, getiriyor mecliste kanunlaşıyor ama bunu uygulamıyor. Yani bunu yaşama geçirmiyor. Hani en tipik örneği bugün ahim kararları. Çünkü e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine bireysel başvuruyu kabul etmekle 87 ve sonrasında ki süreçte Türkiye yargıyı kabul ediyor. Yani uluslararası bir mahkemeye buradan gelen başvurular konusunda karar verebilirsiniz diyor. Fakat ne oluyor? Karar veriliyor tazminat ödenmiyor, gerekli yasal düzenlemeler çıkarılmıyor, bu konuda kurması gereken mekanizmaları kurmuyor. E bunların en tipik örneklerinden biri de tabii ki kadına yönelik şiddet. Yani işte 6284 ailenin korunması hakkında kanun, işte birçok kere ismi değiştirildi, içeriği değiştirildi ama hala karakollarda kadınların müracaatları engelleniyor. Hala gidin barışın deniyor. Hala mahkemeler bir kadının taraf olduğu ihtilaflarda şiddet ya da boşanma ya da taciz ya da istismar hani ya da tecavüzde maalesef erkeği koruyor. Erkek devlet derken tam da bunu söylüyoruz. Yani erkek egemen bir yaklaşım iktidarın ve bütün devlet aygıtının içine kadar işlemiş. yani Merkezinde yer alıyor. İşte bunu sorgulayan bir mücadele pratiği ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve maalesef bu devam ediyor. Yani bugün de mecliste neredeyse yani hiç bir hafta geçmiyor ki bir kadın tartışması yürütmeyelim yani dilden başlayarak söyleyeyim. Çünkü eril bir dil var yani hala birbirlerine kızınca adam ol diyen, yani, erkek ol diyen yani. ya da ne bileyim işte buna benzer böyle irite edici, kadın aşağılayıcı maalesef söylem ve pratik var. İşte 2019'da da bununla beraber toplumsal yaşam içinde... Kürt meselesinin şiddet yöntemleriyle çözülmesine dair ısrar, yaşamda devam ettirilen militarist yaklaşım, savaş üzerine politika, bütün bunlar birbirini etkileyen, besleyen ve iktidarın politikasına yön veren olgular olarak önümüzde duruyor. Yani ahim kararlarının uygulanması noktasında aslında Avrupa Birliği'nin, Avrupa Parlamentosu'nun ve ilgili partlarının diyeyim Hani gerekli denetimi yapması lazım yaptırımları ihtiyaç duyduğunda, koşulları oluştuğunda bu kararların sonuçlarını takip etmesi lazım. Fakat ben Opus kararı sonrası da İstanbul sözleşmesinin yürürlüğe girdiğinden işte Erdoğan'ın tek başına ben çekildim diyene kadar. Yine Türkiye'de devam eden aile içi şiddet kadına yönelik şiddet, işte bu konudaki cezasızlık politikası, var olan mahkeme kararları bir bütün olarak buna dair Avrupa Birliği'nin yeterince çaba göstermediğini düşünüyorum. Yeterince dert edilmediğini düşünüyorum. Yeterince Avrupa Birliği'nin kadına yönelik şiddeti önleme, mesela Türkiye için söylüyorum noktasında çok da ilgilenmemiş. Yani hani Uyarı yapmamış, yani bu konuda konuşmalarında gündeme getirmemiş bir takip sürecine girmiş mi? Girmişse niye bizim haberimiz yok? Hani buna benzer birçok soru havada uçuşuyor. Yani hani mealen, hani paralel olarak söylersek mesela ahim kararlarının uygulanmadığından da söz ediyorum. Şimdi opus kararı da bir ahim kararı ve ahim kararında diyor ki Türkiye'de kadına yönelik ayrımcılık vardır. Türkiye'de vaatte bulunuyor. Bu sözleşmeyi yapalım. Ben bu sözleşmeyi imzalıyorum ve bu ayrımcılığı ortadan kaldıracağım. Ayrımcılık bir anda ortadan kalkmaz. Bu bir süreçtir. Bu bir tarihtir. Bu bir siyasal, toplumsal, sosyolojik yani her anlamda bunun zemininin oluşturulması lazım. Fakat sıfır çaba ya da göstermelik çabalar ya da hani öyle dostlar alışverişte görsün mi halinde yasalar, eğitimler vesaire. Avrupa Birliği bu konuda ne yaptı? Avrupa izliyor sadece. Böyle arada bir işte endişeliyiz çok çok ileri gittiklerinde çok endişeli oluyorlar. Ama bir adım atmıyorlar yani endişe etmekle olmuyor. Onlar orada endişe ederken burada insanlar özgürlüklerinden yoksun. Burada insanlar sistematik işkence görüyor. Burada kadınların yaşam hakkı yok. Bu yönüyle yani Avrupa Birliği de Avrupa üyesi ülkeler de ilgili kurumları da çok masum değil. Yani bu konuda maalesef politik davranıyorlar. Türkiye ile ilişkilerine Riske etmek istemiyorlar. Yine uluslararası çıkarlar devreye giriyor. Yani Türkiye'nin ne yaptığını biliyoruz ama onlar da bu konuda çok böyle takdir edilecek bir noktada değiller.